Evet. Kolay gelsin, ben kombo şey yapmak istiyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Formumuz var. Tamam. Bildiğiniz üzere ülkemizin kan ve kan ürünleri ihtiyacını karşılama görevi Türk Hızlayın'a Sağlık Bakanlığımız tarafından verildi. Diğer görevleri de başarıyla yerine getiren Türk Hızlayı kan hizmetleri bünyesinde bu görevi de ülkemizin ihtiyacını karşılama noktasında elinden gelen bütün gayreti ve çabayı göstermekte. Bizler de Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi olarak bünyemizdeki illerdeki sağlık kuruluşlarının kan ve kan ürünlerinin ihtiyacını karşılamak için birçok noktada kan bağış noktalarımız, kan alma noktalarımızı planlıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bildiğiniz üzere kan bağışını etkileyen, olumsuz veya olumlu etkileyen birçok faktörle yıl içerisinde karşılaşmaktayız. Bazen olumsuz hava koşulları olabiliyor, bazen ulaşım problemi olabiliyor. Bir de bu olumsuzlukların üzerine bilindiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi de eklendi. İnsanların kalabalık alanlarda bulunmasının sakıncalı olduğu dönemlerden dolayı bazen kan bağış noktalarında ekip performanslarımız eskiye nazaran azalmalar yaşadık tabii ki. Her şeye rağmen kan ihtiyacı olan hastalarımızın ihtiyacını karşılamak için gerek ekip sayısı artırdık, gerekse ekstra ekipler planlayarak bu ihtiyacı karşılamak için Türk Hızlayı olarak sahada görevlerimizi tamamladık. Sadece bu noktada değil, kök hücre bağışı noktasında da Türk Hızlayı'nın Türk Kök Projesi noktasında da çalışmaların olduğunu kamuoyu biliyor. Bu kan bağış noktalarında aynı zamanda ilik nakli bekleyen hastalarımız için de kök hücre bağışı havuzuna bağışçı kazandırıyoruz. Bununla ilgili de pandemi olumsuz etkilese bile bu anlamda da çalışmalarımızı asla yavaşlatmıyoruz. Çünkü bunlar da mutlaka tedavi olması gereken hastalar. Onun haricinde dediğimiz gibi ekstra ekipler çıkartıyoruz. Bu pandeminin yarattığı olumsuz etkiyi ortadan kaldırabilmek, bu açığı kapatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Pandeminin etkisiyle kan bağışı yaparsak vücut direncimiz düşer mi? Bu bizi olumsuz etkiler mi? Asla böyle bir kaygılar olmasın. Kesinlikle böyle kan bağışının, vücut direncinin düşmesine, özellikle pandemi çok popüler bir konu olduğu için işte COVID noktasında hastalığı kolaylaştırma veya başka bir enfeksiyon hastalığını kolaylaştırma noktasında bir katkısı, olumlu ya da olumsuz katkısı yok. Tamamen bütün konulardan bağımsız bir durum. O yüzden hiçbir çekinceler olmasın. Bütün kan bağış noktalarımıza gelip güvenli bir şekilde kan bağışı yapabilirler. Çünkü şunu bilmeleri gerekir ki kan acil değil, sürekli ihtiyaç. Belki pandemi noktasında belki bu elektif ameliyatlar ve planlanmış tedaviler biraz azaltıldı ama sürekli tedavi almak zorunda olan ameliyatlar var. Tedavi görmek zorunda olan kanser hastalarımız var ve bunların ihtiyaçları devam ediyor. Bu insanları pandemi sebebiyle kaybetmememiz için kan ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. O yüzden tüm vatandaşlarımızı bu noktada desteklerine ihtiyacımız var. Şu an Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde birçok hastanemiz ve sağlık kuruluşumuz var. Bunlara 7 gün 24 saat hizmet ediyoruz. Onların ihtiyacını karşılayabilmek adına da birçok noktada kan bağışı organizasyonları düzenliyoruz. Evet, kimlik alanı bilgilerini tamam, daha sonra. İçeride sorular oldu. Sorularımızı dolduruyorsunuz. Tamam. İmza, tarih, burada da sorularımız. Ben aşı oldum ama. Ne zaman oldunuz aşınızı? Bugün 9. günü. 7 gün geçti sağlığında. 9. günü. Tamam, evet. Kan bağışı yapabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim.